Sevgili izleyenler, ben Ateş Ağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Sizler için çok özel röportajlar yaptık. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk. İş dünyası turumuzla hemen programımıza başlıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, sizlere biraz önce bir önceki firmamızda bahsetmiştik ve gezintimize Buca'da devam ediyor ve Buca'daki esnaflarımızla teker teker tanışmamız başlıyor efendim. Ve onlardan bir tanesi de güler yüzlü, tatlı dilli kardeşimi tanıyacağız. Neredeyiz? Öncelikle isminizi, soy isminizi bir soralım. İsmim Can Öztürk. Evet Can Bey, şu an neredeyiz biz? İzmir Buca Fulya Teknik Doğalgaz Kombi Teknik Servisindeyiz. Evet, işletmemizden sizlerden kısa bir anlatım isteyebilir miyiz? Yani ne kadar oldu kuralı, ne kadar da çalışıyoruz, ne kadar hizmet ediyoruz? İşletmemiz 2013 yılında faaliyete girdi. İzmir'in merkez ilçelerindeki doğalgaz kullanıcılarına teknik servis hizmeti vermek amacıyla kurulduk. Kombi cihazlarına ve radyatör sistemlerimize yıllık olarak bakım, periyodik bakımlar, arıza çözümleri hizmeti sunmaktayız. Peki bir sorum olacak sizlere. Müşterilerinizin kayıtlarını tutuyor musunuz zamanıyla? Onları arayıp hatırlatıyor musunuz? Yani evet. Servisleri, bakımlar ile alakalı özellikle. Müşterilerimizi zamanı geldiği zaman yıllık olarak arayıp hatırlatıyoruz. Bakım zamanınız geldi diye. Onların istedikleri saat ve günde randevu verip teknisyen arkadaşlarımızı gönderip cihazlarının bakımlarını yaptırıyoruz. Tabii ki profesyonel bir ekiple çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Tabii sertifikalı, güler yüzlü, profesyonel ekiplerimiz donanımlı araçlarımızla İzmir'in tüm ilçelerine hizmet vermektedir şu anda. Peki hemen bir soru daha. Sorularım arka arkaya geliyor sizlere. Güvenlik deyince, kombi deyince aklımıza ne yapmamız gerekiyor? Güvenlik deyince emniyet tedbirleri tabii ki de başta olmak üzere. Cihazların her sene, kombi cihazlarının her sene bakımı yapılması gerekiyor. Bunun sonrasında da her sene, her 3 senede bir peteklerinizin temizlenmesi emniyet için değil, cihazın daha verimli çalışması, kombinin içerisindeki parçaların ömrünü uzatmak için 3 senede bir peteklerin bakımı, her senede kombi cihazının bakımı gerekmektedir. Peki bizlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle ağırladınız burada. Son olarak sevgili izleyicilerimize Altın Rehber programında neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj yollayacaksınız? Evlerine çağırdıkları servisin sertifikalı servis olmalarına dikkat etsinler. Her önüne gelen internetten her buldukları servisi evlerine çağırmasınlar. Her sene kombi bakımlarını yaptırmayı ihmal etmesinler diyorum. Herkesi nereye bekliyoruz? İzmir Buca'da Fulya Teknik servisten randevu almayı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz bizler de sizlere vakit ayırdığınız için. Evet, duydunuz sevgili izleyicilerimiz, Fulya Teknik servisimizi ziyaret edeceğiz ve sizlere de bizler de inanın tavsiye ediyoruz. Muhteşem bir kadrosu var, personeli var ve kısa bir zaman arasında bu kadar başarıyı elde etmiş bir genç arkadaşımız. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz ve buradan ayrılıyor. Yepyeni bir programımızda birlikte tekrar olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Otomotiv sektörünün öncü firması 3E Otomotiv'e konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Sevgili izleyicilerimiz, güzel bir İzmir sabahından herkese saygılar, sevgiler, merhabalar. Evet, bugün de çok güzel bir ilçemizi ziyaret ediyoruz. Buca'dayız efendim. Ve Buca'yı gezerken de görmüş olduğunuz gibi iki tane yakışıklı abimi yanıma aldım. Ve onlarla biraz sonra sizleri tanıştıracağım. Neredeyiz? Öncelikle onu size hatırlatmak istiyorum. Burası 3E Otomotiv ve lastik dükkanı diyebileceğimiz bir yer aslında ama ben lastik dükkan olarak görmedim. Kendileriyle tanışmak istedim. Bir röportaj istedim kendileriyle. Beni kırmadılar. Kendilerini bir tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Hasan Ekiz. 3E Otomotiv'in ortaklarındanım. Biz Yalçın Bey'le beraber dayı hala çocukları oluruz aynı zamanda. İzmirliyiz. İzmir'de doğduk, İzmir'de büyüdük. Evet. Bu sektörde de yeniyiz. Yeni olmamızın hem dezavantajlarını hem avantajlarını yaşıyoruz. Allah daha uzun ömürler, uzun günler göstersin diyoruz. Bereketli kılsın inşallah. İşinizde şimdiden size de hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hemen yanındaki abimi de tanıyacağım. Sizleri de tanıyalım. Merhabalar. İsmim Yalçın, soy isim Kabakçı. 3E Otomotiv ortaklarındanım. 11-12 senedir bu sektörde yönetici olarak çalıştım. Rabbim bize dükkanı nasip etti. Dükkanımızda farklı bir anlayışla, profesyonel bir yaklaşımla araçların modifikasyonunda vazgeçilmez olan jantını icra etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki sürücülerin lastikle ilgili olan bütün şikayetlerini de gidermeye çalışıyoruz. Slogan olarak da jant ve lastiğe dair her şey 3E Otomotiv'de mevcut. İnşallah uzun ömürlü, uzun soluklu bir ticaret hayatımız olur. 3E Otomotiv olarak siz değerli müşterilere hizmet vermekten gurur duyuyoruz ve mutlulukla çalışıyoruz.
Peki hemen şöyle bir şey soracağım. Tabii girerken çok dikkatimi çekti. Bir tane bizim yerli aracımız Fiat, bir tane de Amerikan araç var içeride. Gördüğüm kadarıyla hani tabii ki sıradan gelen müşterilere de hizmet veriyorsunuzdur illaki ama yapılan çalışmalar tamamıyla dekoratif yönde ve modifiye yönünde ve lüks araçlarla ve özel müşterilerle çalışıyorsunuz. Bunlar için neler söylemek istersiniz? Şimdi sektörde 11-12 senelik bir geçmişle beraber bir birikimimiz var. Arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmıyorlar bu konuda, sağ olsunlar. Tabii ki yoldan geçen ve reklamlarımızla bize gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra özel araçlar, özel bir uygulamalar, farklı işlevler yapılabiliyor. Dediğim gibi modifikasyonun en vazgeçilmezi, en önemli unsuru jant olayını İzmir'de farklı bir solukla gençlere aşılamaya çalışıyoruz. Bunu icra etmeye çalışıyoruz. Amacımız güzel görüntüler elde edip farklı olaylar, farklı jant uygulamaları yapmak. Evet. Bir de şunu soracağım. Tabii ki sizin ağzınızdan söylemeniz daha hoş olacaktır. Kaç tane jant markasıyla çalışıyoruz? Kaç tane lastik markasıyla çalışıyoruz? Şu anda herhangi bir bayilik sistemimiz yok. Aftermarket dediğimiz her türlü markada lastiğimiz ve jantımız mevcut. Ortalama da lastik markası olarak 10-11 markamız var. Jant olarak da seçkin ve elit kaliteli jant anlamında da 3-4 firmamız var çalıştığımız. Tabii ki ilerleyen zamanlarda daha farklı markalar da jantlar da olacak. Ama şu an için ince ilik sık dokuyup iyi bir iş çıkarmak adına, kaliteli hizmet adına kaliteli jant ve kaliteli lastikle çalışıyoruz. Marka olarak birçok marka var. İzmir'de, yani Türkiye'de 100'e yakın marka vardır. Ama bunların içerisinden en iyi olanı, en hesaplı olanı, müşterimizden şikayet almayacak şekilde onların da işini görebileceği bir uygulama yapmak adına araştırarak en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Bölgenin kültürel, doğal ve sektörel tanıtımlarını başarılı şekilde gerçekleştiren Akropol Life dergisine konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız İzmir Ali Ağa'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Akropol Life dergiye konuk olduk. Yanımda imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Hayrettin Yıldırım Beyefendi var. Hayrettin Bey, Akropol Life dergi ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi burası çok enteresan bir yer. Bir yarı poça tarihiyle ve birikim, entelektüel birikimiyle çok güçlü bir kent. Bir diğeri Ali Ağa, sanayi gücüyle güçlü bir kent. Bu iki güç arasındaki uyumsuzluğu biz ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bütün yapmak istediğim şey aslında burada sanayi kuruluşlarının doğru yapılan çalışmalarını doğru dille anlatırken aynı zamanda tarihi ve turizmi de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Derginin içeriğinden biraz detaylı bir şekilde. Yani dergide biz daha çok dediğim gibi bu tanıtımları yaparken bir yandan da arkeolojiyi, bölgedeki sanat gelişimlerini, sinemacıları, oyuncuları, yazarları vesaire ve bölgenin kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Bölgedeki yemek kültüründen tutun, sağlık, spor vesaire tüm yaşamın içerisinde katmanları toparlamaya çalışıyoruz. Güler yüzlü personeli, kaliteli ürün ve kusursuz hizmetiyle Alaçat Butik Otel'e konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Alaçat Butik Otel 12 odadan müteşekkil. Her bir oda farklı şekilde dekore edilmiş, özenle dekore edilmiş. Oda kahvaltı olarak hizmet vermekteyiz. Müşterilerimiz hem balkonumuzda, bahçe içerisinde sanki kendi yazlıklarında kahvaltı yapıyormuş gibi sabah kahvaltılarını yapıyorlar. Kahvaltıda sunduğumuz ürünlerin tamamı yöresel ürünler. Balımız yöresel, peynirlerimiz, zeytinlerimiz, yağ, zeytinyağımız ve diğer sunduğumuz reçellerimiz, domatesimiz, salatalığımız, biberlerimiz. İnsanlara burada kendi evlerinde bir pazar sabahı kahvaltı nasıl yapıyorlarsa öyle bir hava vermek istiyoruz. Öyle bir izlenim yaratmak istiyoruz memnun kalmaları için. Dil kurslarına yeni bir bakış ve yeni bir anlayış kazandıran Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu'na konuk oluyoruz şimdi. Beraber izliyoruz.
Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Kırıkkale'deki sektörler arası yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sektöründe öncü bir firma olan Amerikan Kültür Dil Okulları firmasına konuk olduk. Yanımda da bu firmanın kurucusu Ahmet Bey bulunuyor. Ahmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Uçan. Amerikan Kültür Dil Okulları Kırıkkale temsilcisiyim. İngilizce öğretmeniyim. 2010 yılından itibaren Kırıkkale'de dil eğitimi anlamında hizmet veriyoruz. Kurumsal bir firma olduğumuz için Türkiye geneli çalışıyoruz. Uluslararası bir standartlarda eğitim vermeye çalışıyoruz Kırıkkale'de. Peki hocam, burada öğrencilerinizde ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Şimdi öncelikle şu, Council of Europe dediğimiz Avrupa Dil Konseyi üyesi bir dil okuluyuz. Uluslararası standartlarda bir eğitim veriyoruz. Bu ne demek? Vermiş olduğumuz eğitim Avrupa Dil Konseyi tarafından onaylı. Her yaştan, ilkokuldan, lise, üniversite ve çalışan kesime yönelik geniş bir yelpazeye hizmet veriyoruz. Öğrencilerimize öncesinde yabancı hoca eğitimi veriyoruz. Bu çok önemli. Yani bu ne demek? Öğrencilerimiz Türkçe bilmeyen bir eğitmenden İngilizce konuşmaya çalışıyor. Bunu bilerek yapıyoruz. Çünkü o dili konuşmak istiyorsanız o dili bilen bir kişiden eğitim almanız gerekiyor. Vermiş olduğumuz eğitimler genel İngilizce programları, yani konuşma odaklı programlar. Sınav programlarımız YDS, TOEFL, IELTS dediğimiz sınav programları ve tamamıyla diğer ikinci yabancı dil dediğimiz Almanca gibi birkaç dil veriyoruz ve bunlar da öğrencilerin eğitimlerini en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Peki hocam, burada Work and Travel öğrencileri için de hizmet sağlıyorsunuz. Öğrenciler bu durumda hangi aşamalardan geçiyor? Bunları biraz detaylı anlatalım istiyorum izleyicilerimize. Şimdi öncelikle şu, artık dünya global ve insanlar yurt dışına çıkmak istiyor. Buradaki öğrendikleri şeyleri orada pratik yapmak istiyor. Biz de Amerikan Kültür Dil Okulları Kırıkkale temsilciliği olarak öğrencilerimizi Amerika'ya gönderiyoruz. Bunlar üniversite öğrencileri ağırlıklı çalışıyoruz. Bunun için öğrencilerimizin İngilizce seviyesinin B2 düzeyinde olması gerekiyor. B2 düzeyi biten öğrencimizi Amerika'daki partnerlerimizle işe ayarlıyoruz. Orada 2,5 ay boyunca hem İngilizce pratik yapıyorlar, hem geziyorlar, hem çalışıyorlar, hem de para kazanmış oluyorlar. Böyle efektif bir program. Peki onun dışında İngiltere eğitimleriniz de var. Burada sanırım yine öğrencinin seviyesi belirleniyor. Onun için bir eğitim kursu, sertifikası veriliyor. Ondan sonra öğrencimiz yurt dışına gönderiliyor. Bunları da biraz anlatalım. Şimdi şöyle, Amerika'nın dışında İngiltere, Malta ve diğer ülkelere gerek dil öğrenme, dil okullarımıza, şubelerimize ya da öğrencilerin staj programlarına yönlendiriyoruz. Eğitim verdiğimiz öğrencilerimize Avrupa Dil Konseyi onaylı, uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriyoruz. Bu sertifikayla öğrencimiz dilerse İngiltere'deki şubemize gidip orada 2 hafta minimum olmak üzere 3 ay, 4 ay gibi sürelerle dil eğitimi alabiliyor. Bunun dışında Malta gibi, İspanya gibi, Fransa gibi ülkelere de gönderip orada da öğrencilerin İngilizce ağırlıklı olmak üzere diğer dillerden de eğitim almasını sağlayabiliyoruz. Peki hocam, şunu da merak ediyorum. Bizler genelde evet İngilizceyi yazıyoruz, okuyoruz ama konuşmada zorluk çekiyoruz. Siz burada biraz öğrenciyi zoraki duruma düşürüyorsunuz aslında. Hani mecbur bırakıyorsunuz. Diyelim ki ben yurt dışına gitmek istemiyorum ama okuldan mezun oldum. İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Burada bununla da ilgili eğitimler de veriyor musunuz? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'deki genel itibariyle gözlemlerimiz ve gelen öğrencilerimizdeki sıkıntı şu, herkesin bir şekilde bir temeli var ama kimse İngilizce konuşamıyor. Sıkıntı bu. Biz Türkçe bilmeyen bir eğitmenle baştan, yani ilk seviye itibariyle İngilizceyi uygulayarak, konuşarak öğretiyoruz. Tabii zorlanılıyor ilk başlarda ama sonrasında gerçekten bu öğrencilerin İngilizce konuşabildiklerine kendileri de çok şaşırıyorlar aslında. Ve bu eğitimin sonucunda da öğrencileri yurt dışı programıyla taçlandırıyoruz eğitimimizi. Eğer öğrencimizin İngilizce seviyesi yeterli ise, örneğin ileri düzey bir İngilizce seviyesinde ve yurt dışına çıkmak istiyorsa, bu öğrenciyi de direkt olarak yurt dışı eğitim programlarımıza yönlendiriyoruz. Yani İngilizcesi olmayan kişiye ilk önce ön eğitim verip ondan sonra yurt dışı programımıza yönlendiriyoruz. İngilizce seviyesi yeterli olan öğrencilerimizi ise direkt yurt dışı programlarımıza da yapabiliyoruz. Hocam, hemen şu konuya tekrar değinmek istiyorum. Work and Travel öğrencileri, belirli bir süreç var ya bu yurt dışına, Amerika'ya gidebilmek için. Evet. Ne kadar zaman öncesinden başvuruda bulunmaları gerekiyor? Work and Travel öğrencisi başvuruları, eğitim başvurularımız, yurt dışına çıkma programlarımız Eylül sonu itibariyle başlar. Ve öğrenci iyi iş bulabilmesi için Mart ayına kadar başvurması gerekir. Work and Travel öğrencisi olma şartı şudur. Üniversite öğrencisi lisans eğitimi alıyor olmak. Ve not ortalaması 4.00 üzerinden
minimum 2.00 ortalamaya sahip olması gerekiyor. Yazın gönderiyoruz öğrenciyi, isterse Mayıs sonu itibariyle gidiyor. 2,5 ay boyunca Amerika'da inanılmaz bir deneyim, İngilizce pratiği ve para kazanmış oluyor her şeyden önemlisi. Hem geziyor, hem eğleniyor, hem de aynen, para kazanıyor. Aynen. Peki ileriye yönelik hedeflerinizden de biraz bahsedelim istiyorum. Şimdi Kırıkkale'de 2 tane şubesi olan bir kurumsal dil okulu markasıyız. Bu arada Kırıkkale'nin ilk dil okulu markasıyız ve tek dil okulu markasıyız. Ve Kırıkkale'de ikinci şubemiz var. Yenişehir, Yahşehan bölgesinde, üniversite kampüsünün yakınında diğer bir şubemizde hizmet veriyoruz. Kırıkkale'de dil anlamında tek markayız ve bu alanda kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla alakalı projelerimizin dışında, yurt dışında direkt Kırıkkale'ye bağlı bir şube açmak ve bu alanda bir partnerliğimizi daha da bir üst seviyeye taşımak. Bununla alakalı yurt dışından gelen misafirleri burada konaklatıyoruz mümkün mertebe. Bununla alakalı daha geniş projelerimiz var. Ve Kırıkkale'de bulunan vatandaşlarımız da Amerika'da, İngiltere'de birçok yere götürüp onları Kırıkkale'yi tanıma imkanı ve oradaki şeyleri buraya getirme imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu alanla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani Kırıkkale'nin dışında diğer illerde de şubeleriniz var mı? Bizim kurumsal olarak Amerikan Kültür toplamda 200 tane şubesi olan kurumsal bir dil okulu markası. Kırıkkale kurucusu olarak ben Kırıkkale'de 2 şubeye sahibim. İller bazında da Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bir Amerikan Kültür dil okullarını muhakkak bulacaksınızdır. Peki hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Röportajımı sonlandırmadan önce son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kırıkkale'ye geldiğiniz için, kurumumuzu seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Sizleri tekrar burada görmeyi umut ediyoruz. Amerikan Kültür Dil Okulları olarak Kırıkkale'nin bir markası olduk. Kırıkkale tarafından sahiplenildik. Umarım ileride çok çok daha güzel işlere imza atacağız. Siz de bunlara şahitlik edeceksiniz. İnşallah diyoruz. Evet sevgili izleyenler, Kırıkkale'de bulunan Amerikan Kültür Dil Okulları firmasına konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Eşsiz manzarası, güler yüzlü personeli ve sınırsız eğlencenin eksik olmadığı Buena Beach Kulübe konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Buena Beach Club olarak bar, mutfak, İtalyan mutfağı olarak çok iyiyiz. Bütün plaj, duş, lavabo gibi ihtiyaçlarımızı her an karşılayabiliyoruz. Yani gecelerde kulüp hizmeti veriyoruz ve eventler yapıyoruz. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. İtalyan mutfağı dediniz. Menünüzün içeriğinden bize bahsedebilir misiniz? Müşterilerin yalnızca burada tadabileceği size ait bir yemek var mı menünüzün içeriğinde? Tabii ki var. Özellikle zaten aşçılarımız hep birinci sınıf aşçılardır. Genelde pizza, fast food üzerine işte pizzadır, hamburgerdir, cheeseburgerdir. Yaz günleri ağırlık yapmayacak yiyecekler tercih ediyoruz. Mutfağımız genelde bu yönde. Sohbetimi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son bir mesajınız var mı? Kamil Bey, önce sizden alalım. Bütün Türkiye'deki misafirlerimizi eski Foça'da Buena Beach Kulübe bekliyoruz. Engin Bey. Bize vakit ayırıp bizi izlediği için herkese teşekkür ederiz. Her zaman Buena Beach'e bekleriz. Gelecek nesillere bilinçli bireyler yetiştirme hedefiyle yola koyulan denge okullarındayız şimdi. Beraber izleyelim. Sevgili izleyicilerimiz, Altın Rehber programından tekrar saygılar, sevgiler, merhabalar. Evet, İzmir'imizi gezmeye devam ediyoruz. İnanın gez bitmeyecek bir alandayız. Çünkü çok küçük bir yerde ve çok büyük bir yer İzmir'imiz. Büyük şehrimiz her şeyden önce. İnsanları söyledik ya baştan, sıcakkanlılar ve bizleri de misafir etmekten onlar gurur duyuyorlar. Bizleri de onurlandırıyorlar. Çok teşekkür ediyorum ayrıca da. Evet, sizleri farklı bir alana getirdim şimdi. Neredeyiz ve İzmir'imizin gerçekten değişilmez bir özel okulundayız. Hangi okul biliyor musunuz? Denge okullarındayız ve harika bir insanla sizleri tanıştıracağım. Ben söylemeyeceğim ismini, kendisine soracağız. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyabilir miyiz kısaca? Evet, benim adım Alaaddin Kurt. Denge okullarının kurucusuyum, yönetim kurulu başkanıyım.
32 yıllık eğitimciyim. Eğitime 1985 yılında Malatya'nın elektriği suyu olmayan bir köyünde öğretmen olarak başladım. Daha sonra devletin değişik kademelerinde işte öğretmenlik, okul müdürlüğü ve Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerini yaptıktan sonra 4 yıl önce denge okullarını kurmaya 6 arkadaşımla beraber karar verdim. Evet. Okulumuzu kurduktan sonra şu anda 4. yılımıza başladık. 4. yılımızda İzmir'de, Karşıyaka ve Çiğli bölgesinde İzmir'e, Türkiye'ye hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Evet. Alaaddin Hocam, sizle tanışma fırsatı ben yakaladım ama sevgili izleyicilerimiz sizleri tanımıyorlar. Bununla ilgili de kendinizden şöyle biraz nelerden hoşlanırsınız, neleri seversiniz, nasıl bir yaşantınız var, nasıl bir insansınız? Kısaca bizleri özetleyebilir misiniz? Bizim yaşantımız, biz eğitimciyiz. Ben bu örneği vermekten her zaman gurur duyarım. Benim eğitimciliğe başlamamın asıl nedeni rahmetli babamdır. Babamın kısaca babam ilkokul mezunu bile olmayan Anadolu'da Manisa ilinin Selen ilçesinde doğmuş, büyümüş, yetişmiş. Ama tam bir eğitim gönüllüsüydü. Evet. İnanılmaz bir Atatürkçüydü. İnanılmaz Atatürk sevgisi olan bir insandı. Cumhuriyet'in değerlerini, bu ülkenin değerlerini çok iyi tanımış, özümsemiş bir insandı. Benim aslında ilk meslek hayalim sizin alanınız. Ben iletişimle ilgili, gazetecilikle ilgili çok ilgim vardı. Evet. Öğrencilik yıllarımda. Rahmetli babamın bana iki tane bir tavsiyesi oldu, öğüdü oldu. İşte oğlum, benim diğer abim var. O jandarma askerdi kendisi. Emekli oldu şu anda o da. Oğlum, Atatürk iki ordu kurmuş. Birisi ilim irfan ordusu. İşte birincisi Türk ordusu, ikincisi İlim İrfan ordusu. Şimdi İlim İrfan ordusu deyince ben tabii biraz şaşırdım. Baba nedir o? Dedik oğlum sen dedi git öğretmen ol. Bu Anadolu'da, bu ülkede doğru, iyi, güzel öğrenciler yetiştir. Ve bu ülkeye hizmet et dedi. İşte biz o 85 yıllık serüven aslında 82 yılındaki ilk üniversiteye girişimizle başladı. Daha sonra yaklaşık 32 yıl devlette hizmet verdim. Devletin değişik kademelerinde. Daha sonra işte bir şekilde kader bizi bu özel okulculuk sistemiyle tanıştırdı. Evet. Tabii devlette de çok güzel imkanları yakaladık. Devletimizin sayesinde çok güzel hizmetler verdik bu ülkeye, öğrencilerimize. Özellikle Milli Eğitim'de ben uzun yıllar çalıştım. Yani yarı hizmetim orada geçti. Yani gene Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Evet. Bu sözü ben kendime şiar edinmişimdir. Kesinlikle hizmette hep insanlara hizmet etmek, insanların özellikle kimsesi olmayan kişilerin sorunlarını çözmek benim en çok mutlu olduğum alanlardır. O tecrübelerimizin yanı sıra işte bir okul fikri kafamızda oluştu. Bu okul nasıl olmalı? Bununla ilgili arkadaşlarımızla çok ciddi toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık. İşte beyin fırtınaları yaptık kendi içimizde. Çıkış noktamız şu, benim en çok beğendiğim eğitimin tanımı şudur. Eğitim hayatın ta kendisidir Hakan Bey. Evet. Eğitim hayatın ta kendisidir. Yani hayata çocukları, öğrencileri hazırlamayan bir eğitim sistemi ve yöntemini ben başarılı bir eğitim sistemi yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Nitekim hayallerimizdeki denge eğitim sistemi diye bir sistem geliştirdik. Eğitim sistemimizi adını da koyduk denge eğitim sistemi adı altında. Okulumuzun adı da denge. Okulumuzun adı denge ve sistemimizde denge eğitim sistemi diye bir modelle geliştirdik. Bu denge eğitim sistemini iki tane alt modelle güçlendirdik. Yetenekleri tanıma, keşfetme ve o yetenekler doğrultusunda eğitim, bunlar tabii bir sürece bağlı ve kazanım temelli eğitim adı altında iki tane sistemle, modelle bunu geliştirdik sistemimizi. Şimdi yetenek konusunun özelliği şu, kuşlara yüzmeyi, balıklara da uçmayı öğretmeyelim. Çıkış noktamız bu. Kuşlara yüzmeyi, balıklara uçmayı öğretmeyelim. Her çocuğumuzun kendi içinde yaşadığı, doğuştan getirdiği yeteneklerini tanıyalım ve bu alanda eğitim verelim. Yani artık 2017 yılındayız. 2047'li, 57'li yılların
2080'li 2100'lü yılların karar vericileri veya şeklini belirleyicilerini yetiştiriyoruz. Birinci önceliğimiz yeteneklerini tanımak. Yeteneklerini tanıdıktan sonra bir daha da bireyselendirilmiş bir eğitim modeliyle çocuklarımızı hayallerinin peşinde koşturmak istiyoruz. Şimdi bununla ilgili ne yaptık? İşte son iki yılda bakın bizim okulumuzda 14 tane çocuk yazar yetişti. Müthiş bir rakam. Evet, yani bu işte şu anda kitaplarımızın bazıları elimizde. Evet. Bu öğrencilerimizden bazıları şu anda bizden mezun oldu. Değişik Anadolu liselerine, fen liselerine gittiler. Bu yavrularımızın hayatında bence çok şey değişti. Şimdi bir kitabı yazan yazarlarımız bir daha sonraki yılda ikinci kitaplarını da yazdı. Şimdi bu çocukların bir kısmı, diğer kısmı bilimsel düşünme yeteneği olan öğrencilerimiz var. Fen ve matematikte kendini kanıtlamak isteyen, bilimsel buluşlara ilgi duyan öğrencilerimizi keşfettik. O öğrencilerimizle işte Denge Eğitim Fuarımızda üçüncüsünü yaptık. Denge Eğitim Fuarımızda onların bütün bilimsel çalışmalarını sergiliyoruz. O çocuklarımızı yüreklendiriyoruz. Yani biz her çocuğun içindeki benim tüm öğretmenlerimize paylaştığım bir cümle vardır. Her çocuğun içinde bir ceylan vardır. O ceylanları biz öldürmediğimiz sürece eğitim sistemi olarak, öğretmenler olarak, eğitimciler olarak o insanların içindeki ceylanlar zaten onları hayatta başarıya taşıyacaktır. Biz bu başarıyı taşımanın sadece bir yol göstericisiyiz. Önünü açan kişileriz diye düşünüyorum biz öğretmenler olarak. Eğitim sektöründe uzun yıllardır bilinçli nesilleri yetiştirme hedefiyle yola çıkan Özel Gazi Anadolu Okulu'na konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Kırıkkale'deki sektörler arası yolculuğumuz durdurak bilmeksizin devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi de Kırıkkale'de bulunan Özel Gazi Anadolu İlk ve Ortaokulu'na konuk olduk. Yanımda da okul müdürü Mehmet Bey bulunuyor. Mehmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Sizler de kurumumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Evet, ben Mehmet Al. Okulumuz 1986 yılında açılmış. 32. yılını faaliyet olarak gösteren bir okulumuz. 1986'da başlayan bu okulu 2005 yılında devraldık. 12 yıldır da beraber Bayram Bey'le birlikte bu okulu yürütmeye çalışıyoruz. Tabii kendimiz de devlette uzun yıllar idarecilik yapmış, emekli olmuş, sonra da bu okulu alıp bu şekilde götürüyoruz. Peki hocam, burada öğrencilerinize nasıl hizmetler sağlıyorsunuz? Evet, öncelikle sevgi. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Çocuklarımıza sevgiyi veriyoruz. Sevgiyi aldıktan sonra çocuklar eğitimde daha da başarılı oluyor. Çünkü okula severek geliyorlar, derse severek çalışıyorlar, öğretmenlerini seviyorlar, bizi seviyorlar. Dolayısıyla okulu seviyorlar. Dolayısıyla da eğitimi seviyorlar. Eğitim aldıkları hizmetleri biraz detaylı anlatalım istiyorum. Şimdi eğitimde günde 7 saat dersimiz var. İngilizce ağırlıklı tabii ki, özel okul olması nedeniyle. Çocuklarımıza bir günde bu vermiş olduğumuz 7 saat eğitimde tamamen geniş detaylı bir şekilde derslerimize çalışıyoruz. Bizde dur durak yok. Her türlü sosyal faaliyetler var. Onları geleceğe yetiştirmek adına. Tabii ki ortaokulda en önemli şey TEOG sınavı. TEOG sınavında başarılı olabilmeler için her şey yapılıyor. Peki hocam, haftada kaç saat eğitim alıyorlar TEOG sınavı için? 35 saat eğitim alıyorlar. Tabii bunun dışında çocuklara etüt çalışmaları da yapıyoruz. Onların sınava hazırlanabilmeler için yeri geliyor akşam 6'ya kadar derslere devam ediyoruz. Şimdi burada ilk ve ortaokulun dışında anaokul eğitimleri de veriliyor. Evet. Hemen şu konuya değinmek istiyorum. Bizler, aileler çocuklarını anaokuluna gönderirken özellikle hani yaşı küçük olanlarda biraz tedirginlik olabiliyor. Yani doğru yaş aslında hangi yaş grubu oluyor başlangıç için? 5 yaş grubu itibariyle çocukları ana sınıfına alıyoruz. Daha biraz daha küçük, yani 4,5 yaş falan olursa onları da alıyoruz ama 2 yıl devam ettiriyoruz onları. Ana sınıfı çok önemli. Okul öncesi eğitim olmazsa olmaz. Çünkü çocuklar orada her türlü paylaşımı, arkadaşlarla birlikte yaşamayı ve eğitime hazırlanmayı orada görüyorlar. Dolayısıyla anaokulu olmak zorunda.
Peki eğitim için neler yapılıyor anaokulunda? Anaokulunda tamamen görselliğe dayanıyor. Daha çok resim, boyama, dinleme kaynaklı oluyor. Onları çalışmaları anaokulunda ana sınıfı öğretmenlerimizle beraber onları biraz daha görsellik, daha çok yapma, el becerileri kazanma o konusunda oluyor. Peki Mehmet Hocam, biraz da ileriye yönelik hedeflerinizden bahsedelim istiyorum. Şimdi ileriye yönelik biz önemli olan burada okulumuzu en başarılı noktada götürmek istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Çocuklarımızı en iyi okullara kazandırmak, onlara iyi bir eğitim sağlamak, geleceğin Türkiye'sine, ülkemize faydalı, vatanını seven, milletini seven, devletini seven, bu bayrak için, inandığı değerler için çalışan birer birey olmaları. Şimdi çocukları burada lise eğitimine hazırladığınız süreçte, yani okul bitti, daha sonrasında çocuk lise eğitimine başlayacak. Buradaki tercih tamamıyla çocuğa mı kalıyor, yoksa siz de yönlendirme yapıyor musunuz? Tabii ki biz ve rehberlik servisimiz yönlendirme yapıyor çocuklar. Mutlaka yapmak zorunda. Çünkü eğitimde gelecekte ne olup ne biteceği onlar bilmeyebilir veya aileler bilmeyebilir. Bizler onları yönlendiriyoruz. Tabii ki tercih ailenin. Dişlerimiz neden erken yaşta çürür? Ağız kokusunu nasıl giderebiliriz? Bu ve buna benzer sorularımızın cevabını Özel İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne konuk olarak öğrendik. Beraber izleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Kırşehir'de kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Kırşehir'de bulunan İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine konuk olduk. Yanımda da poliklinik sahibi Muhammed Bey bulunuyor. Muhammed Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 2 sene öncesinde mezun oldum. Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha önce Aksaray'da da çalışıyordum. Bizim Aksaray'da da hastanemiz var. Bir senedir burada çalışıyorum. Güzel Peki, gidiyor yani. Peki burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Biraz bunlardan da bahsedelim. Şimdi Kırşehir biraz gelişmekte olan bir şehir olduğu için bu diş hekimliği fırsatları açısından bayağı bir ön planda. Ve yeterli poliklinik yok. Bizim gibi bir başka poliklinik olmadığı için biz mümkün olduğunca fakülte kaynaklarının da kullanılabileceği güzel bir yer açmayı düşündük. Diş hekimliği olarak çene cerrahisi dalındaki bütün tedavileri yapıyoruz. Ortodontik tedavi, tel tedavisi, pedodonti, bunun dışında diğer olmak üzere dolgudur, endodontidir, çekimdir. Hani aklınıza gelebilecek, fakültede yapılabilecek bütün işleri burada yapıyoruz. Diş tasarımları da yapılıyor sanırım burada, tabii, değil mi? Tabii ki yapıyoruz. Peki hocam, diş sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Mesela diş fırçası önemli mi? Fırçalama şekli önemli mi? Bunları da biraz izleyicilerimize anlatalım istiyorum. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var, halkımız çok fazla bilinçli değil diş tedavisi açısından. Öncelikle bu bilinci yakalamamız lazım. 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gelip gitmemiz lazım. Bu çürüklerin ya da önüne geçilebilecek bir tedavi açısından çok önemlidir. Onun dışında fırçalama hakkında bazı hastalarımız ya da çoğunluk olarak biraz yetersiziz. Fırçalama nasıl olması gerekir diye söylemesi gerekirsek, reklamlarda görüyoruz, hani fırçanın boylu boyuna bir macun sıkımı var. Bu çok yanlış bir tedavi. Mercimek büyüklüğünde bir macun yeterlidir. Fırça olarak da gayet düz bir fırça önemli. Tamam mı? Günde 2 defa fırçalanması lazım. Fırçalamayı nasıl yapmamız gerekir dersek, dişle diş etinin sınır bölgesine bir ufak titreşim hareketi yaparak dişin uç kısmına doğru süpürmemiz lazım. Bunu eğer günde 2 defa yaparsak yeterli fırçalamayı yapmış oluruz, ama sadece fırçalama da yetmez. Arayüz fırçası ya da diş ipi dediğimiz farklı tedavi unsurlar da var. Eğer onları da yaparsak, hani bir daha diş hekimi yüzü görmezsiniz ama 6 ayda bir kontrole gelirseniz seviniriz. Bunlarla desteklemeliyiz diyorsunuz. Tabii ki, tabii. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kırşehir halkını, gurbetteki Kırşehir halkını Kırşehir'e bekliyoruz. Tedavilerimiz garantilidir, öyle söyleyeyim ben size. Ömür boyu garantilerimiz vardır. Mümkün olduğunca fakültedir, farklı bir yerlere gitmelerine gerek yok. Hem uygun fiyata hem gayet şık ve gayet sağlıklı tedaviler yapıyoruz. Bütün Kırşehir'i bekliyoruz tedaviye. Yenilikçi ve dinamik yapısıyla kurumların organizasyon ihtiyaçlarını çözümleyen Osmanlı Organizasyonu'na konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Çorum'daki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sektöründe öncü bir firma olan Osmanlı Organizasyonu'na konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi İknur Hanım bulunuyor. İknur Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim İknur. İlk senedir Osmanlı Organizasyon işletiyoruz. Bir aydır da yeni işletme yerimizi açtık. Peki siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bu seneyle beraber 2 yıl olacak. Burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Onlardan da bahsedelim biraz. Tabii ana hizmetimiz kına organizasyonu. Yani ailenin yükünü hafifletiyoruz. Yani bütün sorumluluğu biz alıyoruz. Bunun yanında kına organizasyonu, düğün, sünnet, baby shower, doğum günleri, açılışlar, yemek davetleri, bütün sorumlulukları biz üstümüze alıyoruz. Peki bu yapılan organizasyonlarda müşteriler size nasıl ulaşıyorlar ve hani daha sonrasındaki süreç nasıl işliyor, bundan da biraz bahsedelim. Tabii daha öncesinden yer ayırtmak daha mantıklı oluyor. Yer olmayabiliyor. Biz en fazla 3 tane organizasyon yapabiliyoruz bir günün içerisinde. O yüzden bizi sezondan önce 1-2 ay önce arayıp rezervasyon yaptırmaları daha mantıklı oluyor. Peki İknur Hanım, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? İddia ediyoruz, biz bu işi iyi biliyoruz. Tüm organizasyonlarınızı bekliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Çorum'da bulunan Osmanlı organizasyona konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Vücudunuzu geliştirmek, duruşunuzu düzeltmek, zihin ve beden sağlığınızı korumanın önemlerini Pilates Rahi'ye konuk olarak öğrendik. İzliyoruz. Pilates aslında fizik tedavi amaçlı bir rehabilitasyon yöntemidir. Tedavi amaçlı çıkmış. 100 yıl önce Joseph Pilates bunu bu şekilde çıkarmış ortaya, sağ olsun. Ama daha sonra tabii ki biz vücudu esnetmek, kasları inceltip uzatmak, omurların arasını açıp daha sağlıklı bir omurgaya sahip olmak için de kullanılıyor. Peki hocam, Pilates Rah. Evet. Üyelerine ne gibi hizmetler sunmaktadır burada? Pilates Rah, reformer, aletli pilates yapıyoruz biz burada. Aslında pilates de tabii ki minder pilates de çok önemli. Fakat bizim stüdyomuzda çok fazla talep olduğu için reformer pilatese. O yüzden cihazlarla biz hizmet veriyoruz. Bu şekilde 12 tane cihazımız var Pilates Rah'da. 5 salonda hizmet veriyoruz 5 hoca ile birlikte. Aletli pilates tabii insanlar için daha da rahat, daha yatarak olduğu için kendisi yer çekimine karşı bir kuvvet uygulamadıklarında daha konforlu ve daha kısa sürede sonuç alıyoruz reformer pilateste. Farklı renk tonları ve bir arada bulabileceğiniz yüzlerce çeşit duvar kağıdı seçenekleriyle hizmet veren Reform Mimarlar konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Çorum'daki sektörler arası yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sektöründe öncü bir firma olan Reform Mimarlık firmasına konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Gökhan Bey bulunuyor. Gökhan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Buralara kadar zahmet ettiniz. Çok sevindim. Sizi yakından tanıyabilir miyiz biraz? Gökhan Semiz ben. Mimarlık hizmeti veriyorum Çorum'da. 2013 KTÜ mezunuyum, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. Buraya gelmeden önce 4 büyük şehirde yaşayıp çalıştım. Birçok iş deneyimim oldu. Buraya da biriktirdiğim bilgi ve tecrübelerle geldim. Daha öncesinde ulusal yarışmalara da katılımınız olmuş. Başarı durumunuzdan da biraz bahsedelim istiyorum. Öğrencilikten başlayarak yarışmaları sürekli zorladım. Türkiye'de açılan ulusal öğrenci yarışmalarından başladık. Sonra mezun olduktan sonra profesyonel mimarlık yarışmalarını hep zorladık. Aldığımız bazı ödüller var. Birkaç tane arkadaşla beraber çalıştık. Burada mesela Antalya Expo Kulesi'nden aldığımız bir mansiyon ödülümüz var. Yine birçok yarışmada finale kadar geldik. Türkiye'nin çok iyi mimarlarıyla yarışıp belli derecelerde ödüllerimiz var. Peki burada müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetlerden de biraz bahsedelim istiyorum. Ben daha çok mimari tasarım. Bu tabi ölçekler arası değişkenlik gösteriyor. Bazen 1000 dönüm bir arazide ekolojik köy yapıyoruz. Bazen bakıyoruz bir villanın iç tasarımını yapıyoruz. Ama bu ölçekler arasında gidip gelmek de belli bir birikim ve tecrübe gerektiriyor. Çorum'da insanlar böyle bir mimarlık ofisinin varlığından çok mutlu oluyorlar ve bizim verdiğimiz hizmetler için de çok teşekkür ediyorlar. Çünkü
daha önce bu düzeyde bir mimarlık hizmeti veren yer yokmuş. Peki Gökhan Bey, şu an aktif olarak yapmış olduğunuz çalışmalara da biraz değinelim istiyorum. Hangi projeleri yapıyorsunuz? Normal konut projelerimiz var şehrin içerisinde. Bir de belli ölçeğin üzerinde Sinop'ta bir projemiz var. Deniz kenarında 56 dönüm bir araziye yaklaşık 75 tane villalık bir ekolojik köy projemiz var. Bunun dışında bazı spesifik iç mekan projelerimiz var. Peki Gökhan Bey, şunu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi siz yeni projeler yapıyorsunuz ama diyelim ki benim evim eski. Ama ben iç dizaynını beğenmiyorum. Yeniden bir tasarım yaptırmak istiyorum. Bu konuda yardımcı olabiliyor musunuz? Evet, bu tarz müşterilerimiz var. Geliyorlar, gidiyoruz evlerine bakıyoruz. Ölçülerini alıyoruz, 3D olarak modelliyoruz falan. Tasarımını yapıyoruz. Sonra da bunun uygulama işini de yapıyoruz. Yani müşterimiz geliyor, bize evini teslim ediyor ve bizim sanal ortamda gösterdiğimiz görüntüyü gerçek olarak görüyor. Yol yardımı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sorumuzun cevabını şapkalı yol yardıma konuk olarak öğrendik. İzleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız İzmir'de tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Şapkalı Yol Yardım firmasına konuk olduk. Yanımda firma sahibi Uğur Akgöz Beyefendi var. Müşterilere genel olarak ne gibi hizmetler sunmaktasınız? Sizden dinleyelim. Şimdi otomotiv sektörü içerisinde olduğumuz için hizmetlerimiz şöyle. Yolda kalan, aracı arıza yapan müşterilerimize yol yardım hizmeti, çekici hizmeti. Aynı zamanda vinç hizmeti, kurtarılması gereken araçlar için. Hasar gören araçlar için hasarlı araçların onarımı, anlaşmalı sigortalarımız var, sigortalarla çalışıyoruz, hasar onarımını yapıyoruz. Müşterilerimize, yani servis konusunda yardımcı olduğumuz müşterilerimize aynı zamanda ücretsiz çeki hizmeti veriyoruz. Bu şekilde hizmetlerimiz var. Bir de ikame araç, havalimanı transferleri gibi, VIP transfer hizmetleri gibi. Otomotiv sektörü üzerinde ve buna dair birçok şey var. Yani birçok hizmetimiz var. Tazeliği ve lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden özel ürünleriyle ve güler yüzlü personeliyle hizmet veren Suat Koreymiş'e konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Sevgili izleyicilerimiz, herkese saygılar, sevgiler, merhabalar. Bugün de sizlere Kuşadamızın güzel mahallelerinden sesleneceğiz ve Güzel Çamlı'dayız efendim ve Güzel Çamlı'ya gelmişken de Suat Kuruyemiş'i ziyaret edelim istedik ve yanımda işletme sahibim Hakan abi var. Hakan abi merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Hakan, Güzel Çamlı. 96 yılından beri esnaflık yapmaktayım. Kuruyemiş sektöründeyim. Daha önce bir fast food işe de girdim. Alnımıza kıyıca çıktık. Şu anda Kuruyemiş sektöründe Güzel Çamlı'da tek olmanın gururunu ve Güzel Çamlı'da güzel bir hizmet vermenin gururunu yaşamaktayız. Peki hemen size soruları arka arkaya sormaya başlayayım hemen. Tabii. Çünkü çok merak ettiğim konu var. İçeride birçok ürünümüz var. Görüyorum şu anda bunları. Kısa kısa tatlı ürünlerden başlayalım. Lokumlardan hurmalarınız var. Evet. Bunların satışlarını yapmadan önce hani hazırlanışına kadar bize kısa kısa bahseder misiniz lütfen? Lokumlarımız kahvenin yanında vermek üzere, ondan sonra nişanda, düğünlerde vermek üzere 3-4 çeşit lokumlarımız bulunmaktadır. Çift taka olmuş olmak üzere, yani kadayıflı, çikolatalı, meyveli birçok lokumumuz vardır, yani Güzel Çamlı'ya hizmet vermekteyiz. Evet, yani. Genellikle şöyle bir şey de biraz önce sohbet arasında sizden duydum ama sevgili izleyicilerimize belirtmek isterim. Birçok ürününüzde kendinize has ürünleriniz olduğu ve bunları birebir de burada siz imalatını yaptığınız söyleniyor. Doğru mudur, evet, Hakan abi? Doğrudur, doğrudur. Ne gibi mesela sizde alanlarınızda var bu kavurma dediğiniz ama lokum da aynı şekilde sizden mi çıkıyor yola, yoksa diğer ürünlerle birlikte hepsi tamamıyla doğal diyebilir miyiz yani? Doğal, doğal. %100 şekerden imal ediliyor mesela lokumlarımız. Kesinlikle glikoz şurubu falan yoktur. Çalıştığım iki tane firma var. Bir tanesi Aydın'da olmak üzere, bir tanesi İzmir'de olmak üzere. İki firma da güvenilir. Ve zaten Güzel Çamlı'daki vatandaşlarımız da bizim nedenli samimi bir esnaflık yaptığımızı bilirler. Buraya geldiklerini, gördüklerini zaten görecekler, kendilerinde emin olacaklar yani bu yüzden. Yani
kaliteli bir hizmet vermekte şeyiz yani. Evet, diyorsunuz ki bizim için kalite bir numara. Önce aynen. Kalite, sonra aynen. Para diyoruz. Evet, değil mi? Aynen, evet, aynen. Doğru aynen, söylüyorsunuz. Aynen. Peki son sorum şu olsun sizlere, fazla tutmayacağım sizleri de. Altın Rehber programında şu anda yayındayız ve neler söylemek istersiniz? Buradan güzel çamlı hemşerilerinize ve tüm dünyaya nasıl mesaj gönderelim? Vallahi güzel çamlı, hakikaten de güzel çamlı, yani gelinip görülmesi gereken bir yerlerden bir tanesi. Valla tavsiye ediyorum, inşallah bütün misafirlerimizi bekliyoruz. En iyi şekilde ağırlamak da bizim boynumuzun borcu diyeyim yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere de bu arada. Bizleri kabul ettiğiniz ve röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi Suat Kuruyemiş'teki yayınımızı bu şekliyle sizlere aktarmaya çalıştık. Sizlere kısa kısa bilgiler vermeye çalıştık. Ama biz ne yapıyoruz? Durmuyoruz. Tüm hızımızla güzel çamlımızı gezmeye, esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Şimdilik görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık. Doğal ürünler ve güvenilir hizmetiyle sektörün başarılı firması Tava Dondurma'ya konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, İzmir turumuza devam ediyoruz. Gece demiyoruz, gündüz demiyoruz ve gezintimiz tüm hızıyla devam ediyor. Altın Rehber programında ve gezintimizde bu sefer de ziyaret ettiğimiz ilçelerimizden bir tanesi, İzmir'imizin Şirin ilçelerinden bir tanesi tabii ki elbette, Bergama'dayız. Ve Bergama'da yürürken Atatürk Caddesi'nde çok güzel bir işletme sahibiyle sizleri tanıştıracağız. Öncelikle kendisini bir tanımamızı ve sizleri tanıştırmayı şu an için gerçekten çok istiyorum. Çünkü Tayland usulü dondurmayla burada bir taht kurmuşlar. Öncelikle kendilerini tanıyalım efendim. Merhabalar. Merhaba. Ben Kadir Kök, Bergama Devlet Hastanesi'nde aşçı başçılık yapıyorum. Evet. Aynı zamanda da Bergama'mıza yeni bir tat getirmek için bir girişimde bulunduk. Peki Tayland usulü dondurma dediğimizde akla ne geliyor? Nereden esti, nereden buldunuz böyle bir tat, böyle bir tadı, böyle bir lezzeti insanlara burada sunuyorsunuz ama neler söylemek istersiniz? Ben tamamen doğallıktan yanayım. Doğallık içeren bir gıda arıyordum. Karşıma bu çıktı. Bunu Bergama'ya getirmek istedim. Ne kadar bir süre oldu? İki sezondur buradayım. İki sezondur burada bu işi yapıyorsunuz. Evet. Peki arz ve talep ne yöndedir? Tayland dondurmasına, yani diğer dondurmalara nazaran? Tabii insanlar biraz yeniliklere açık değil. Ama gençlerimiz sağ olsun. İnsanlar yeterince faaliyet gösteriyorlar bizlere. Müzik.
ağız ve diş sağlığında nelere dikkat etmeliyiz? Terlemez Diş Polikliniğine konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Çorum'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Çorum'da bulunan Terlemez Diş Polikliniğine konuk olduk. Sağ yanımda İlker Hocam bulunuyor, sol yanımda Fatih Hocam bulunuyor. Öncelikle İlker Hocama dönüyorum. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fethi Hanım. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim İlker Koçak. 2001 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Çorum'da 2003'ten beri çalışıyorum. Bulunduğumuz Terlemez Poliklinik'te de 2014 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Peki hocam, şimdi Fatih hocama döneceğim. Öncelikle müşterilerimize ne gibi hizmetler sunuyoruz onları konuşacağız. Ardından detayları sizinle paylaşacağız. Fatih hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Fatih Terlemez, Çorumluyum. 1982 mezunuyum. 35 senedir çalışıyorum bu sektörde. Çorum'da da 33 senedir çalışıyorum. Poliklinik sonradan kurulan bir şey. Ben yıllarca hem devlette çalıştım hem muayenehanecilik yaptım. Sonra İlker Bey ile tanıştık. İlker Bey geldikten sonra beraber çalıştık. Peki hocam, burada müşterilerinizde ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Şimdi kanal tedavisi, dolgu, protez, birçok işlemler yapılıyor ama bunları biraz anlatabilir miyiz izleyicilerimize? Tabii, genelde Çorumlularla bu işi beraber götürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin içinde protez, kanal tedavisi, dolgu, çocuklara yönelik olarak da genel olarak ortodontik tedaviler yapılıyor. Yıllardır çok tek çalıştıktan sonra İlker Bey ile başladım. Beraber başladıktan sonra da implant tedavisine de girdik. 2005 yılından beri de implant tedavisi uyguluyoruz. Bu sektörde yapılması gereken aşağı yukarı bütün problemleri gidermeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz, elimizden gelen her şeyi olağanca gücümüzle çalışıp yapmaya çalışıyoruz. Peki hocam, burada zaten inanılmaz bir sirkülasyon var. Biraz önce de görmüştük. Yani hastalar tarafından çok yoğun bir talep var. Evet. Şimdi burada birçok işlemi yapıyorsunuz ama onun dışında mesela çene cerrahilik işlemlerde de ameliyathaneniz mevcut. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? Ameliyathanemiz var. Bizim kanun yetkilerinin verdiği ölçüde yaptığımız tedaviler var. Apikal rezeksiyon denilen köklerin ucundaki enfeksiyonlu dişlerin ameliyatları yapılıyor. Gömük dişler çıkarılıyor. İmplant ameliyatları yapılıyor. Çok büyük ameliyatlara biz zaten girmiyoruz. Ankara'ya, fakültelere gönderiyoruz. Onun dışında küçük girişimleri, cerrahi operasyonları yapabiliyoruz. Sonuçlarımız gayet iyi. Peki cerrahi işlemlerde hastalar buraya geldiği zaman herhangi bir ağrı sızı oluşuyor mu? Bu ameliyatlar sonrası tabii ki oluşan problemler bizim muayenehanede de oluşur. İmplant sonrası yüzünde şişlikler, ekimozlar, onlar olabiliyor. Komplikasyondur neticede ama her vakada olmaz. Onun tedavisini antibiyotiklerle, buz uygulamalarla, ağrı kesicilerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Peki hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben hemen İlker hocama dönüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki İlker hocam, şimdi hemen size şunu sormak istiyorum. Buraya gelen protez hastalarının işlemleri nasıl yapılıyor? Hangi süreçlerden geçiyor? Laboratuvar anlaşmalarınız var mı? Varsa nereye yönlendirme yapıyorsunuz? İlk önce gelen protez hastalarını ağız hazırlıkları yapılması gerekiyor. Öncelikle biz onları tamamladıktan sonra ölçüsünü çok dikkatli bir şekilde özenle alıyoruz ve kendi bünyemizde bulunan CAD/CAM cihazı denen yüksek teknolojili bir laboratuvar sistemi var. Oraya aktararak dijital olarak yapılacak işlerin dizaynı yapılıyor. O şekilde protezleri bitiriyoruz. Peki implant hastaları mesela ne kadar zamanda hani dişlerinin tamamına kavuşuyor diyeyim? Kullanılan implant sistemlerine göre aslında değişmekle beraber ortalama olarak hani çoğu sistemde 3 aylık bir bekleme süreci oluyor. 3 aydan sonra o hastaların protezleri de yapılabiliyor.
El ve saç tasarımı alanında başarılı hizmetleri devam ettiren Tu E Saç Tasarım Merkezi'ne konuk oluyoruz şimdi. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Denizli'de hız kesmeden devam ediyor. Kuaför sektörünün öncüsü, saç tasarımlarıyla ön plana çıkan Tuvel bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Hüseyin Öğüt var. Bakalım Hüseyin Bey bize firmasıyla alakalı neler anlatacak. Hüseyin Bey, bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize biraz firmanızdan bahseder misiniz? Burada ne gibi hizmetler veriliyor müşterilere? Tabii ki. Firmamız 2012 yılında kuruldu. 5 yıllık bir firma. Burada saç üzerine renklendirme, kesim, gelin tasarımları, makyaj, bu tür hizmetleri veriyoruz. Kişisel bakımlar, el, ayak, vücut gibi. Bunun dışında takma saçlarımız da ön planda. Kaynak saç uygulamamız burada da uygulanıyor. Aynen, burada uygulanıyor. Keratin kaynak, mikro keratin olarak ayrılıyor mu? Mikro var çünkü keratin var, boncuk kaynak var. Bu hizmetlerin hepsinden yararlanabiliyorlar mı burada? Tabii ki hepsi var ama benim tercihim boncuk kaynak. Saçı daha az yıprattığını düşündüğüm için. Keratin kaynakları çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü saçı yapıştığı için saçı biraz yıpratıyor. Evet sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ataç Ağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi, Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.